Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Aydın'ın devlet yatırımları, merkezi hükümet yatırımlarıyla ilgili ciddi problemleri var. 20 yıllık AK Parti iktidarı döneminde Aydın kamu yatırımları konusunda ne yazık ki hak ettiğini alabilen bir şehrimiz değil. Bakın, bunun en somut göstergesi bugün 81 il içerisinde devlet yatırımlarından Aydın'ın aldığı payda sıralama yaptığınızda 77. sırada. 81 il içerisinde 77. sırada. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi geçen Sayın Cumhurbaşkanı ilimize geldi ve dedi ki, kürsüden herkes dikkatle izledi. E dedi, Aydın'da dedi havaalanında biz yaptık, yakışır Aydınlı'ya dedi. E doğru. Aydınlı'ya havaalanı yakışır. 20 yıldan beri bunu biz söylüyoruz. Çıldır Havaalanı hala uçuşlara açılmadı. Hiç olmazsa Sayın Cumhurbaşkanını mahcup etmeyin, sözünü yere düşürmeyin de havaalanını tamamlayın. Aydın Çıldır Havaalanı açılsın hiç olmazsa. Yani yanlış bilgi vermek yerine, bakın başka bir şey. Sayın Binali Yıldırım Ulaştırma Bakanı'ydı. Aydın'a, Ankara-Aydın arası hızlı tren olacak, projelendirdik dedi. Hala Aydın-Ankara arasında hızlı tren çalışmıyor. Yok hızlı tren. Yani merak ediyorum. Aydın-Ankara arasında hızlı treni faaliyete geçirmek için beşli çetenin oraya göz dikip de bana da buradan bir ihale verin demesi mi lazım? O zaman mı yapacaksınız Aydın'a hızlı treni? Aydın'da Güllü'ye transit ihracat limanına Güllü'ye mal taşınıyor. Yıllardan bu yana Çin'e üzerinden Güllü'ye demiryolu hattı talebi var. Hala gerçekleşmiş değil. Hala yapılmadı. Sanayici dört gözle bunu bekliyor. Bugüne kadar tamamlanmış değil. Ama Aydın'ın havasını, suyunu, çevresini zehirleme söz konusu olunca, Aydınlı'yı zehirleme söz konusu olunca iştahı bu iktidarın maşallah bayağı açık. Oldukça kabarık. Aydın topraklarının %80'i jeotermal alanı olarak ilan edildi. Türkiye'deki jeotermal işletmelerin %58'i Aydın'da. E Aydın'ı zehirlerken varsınız da devlet yatırımlarını Aydın'a taşıma konusunda niye bu kadar cevval değil saray hükümeti? Bakın, Aydın Denizli Otoyolu yıllardır yılan hikayesine dönmüştü. 9 kere iptal edildi, gitti geldi. En son avro garantili otoyol yeniden ihaleye açıldı dendi. Açıldıktan sonra bile 3 kere projesi iptal edildi, değiştirildi. Ovayı tahrip ettiler, doğru dürüst projelendirmediler. Müteahhit nasıl kar eder diye projeyi 3 kere değiştirdiler. Bir başka yılan hikayesi bu. Bir başka problem, yeni maden alanlarında Aydın'ı nasıl talan ederiz hesabıyla vatandaş kendi zeytinini, ağacını, toprağını korumanın çabasında, derdinde. Değerli arkadaşlar, bütün bunların sonunda Aydın'da ne yazık ki işsizlik son 5 yılda en üst noktaya gelmiş. 2016 yılında %6.7, bugün Aydın'da işsizlik %9.6. Türkiye'nin en bereketli ovasının, çiftçinin, tarımın olduğu yerde Aydın ciddi bir işsizlik problemi yaşıyor. Yazık değil mi Aydın nefelerine? Ya yazık değil mi Aydın'ın evlatlarına? Değerli arkadaşlar, bakın niye böyle? Bu verimli topraklarda niye böyle? 2003'ten bu yana 13.556 çiftçi üretimi terk etmiş ÇKS kayıtlarına göre. 13.564.439'dan 50.883'e düşmüş. ÇKS'de üretim, çiftçi üretmeyi bırakmış. Bugüne kadar 400 bin dekar alan ekilmiyor. 2004 yılında ekilen alan 3 milyon 900 bin hektarken bugün 3,5 milyon hektara düşmüş Aydın toprakları. O verimli toprakları çiftçi ekemiyor. Niye zarar etti? Niye gübreye gücü yetmiyor? Niye ilaca gücü yetmiyor? Niye mazota gücü yetmiyor? Niye size gücü yetmiyor? Size. Eğer size gücü yetse gelecek toprağı. Size gücü yetmiyor. Aydın'da kişi başına milli gelir 81 il içerisinde 2004 yılında 25. sıradayken
bugün 44. sıraya gelmiş kişi başına milli gelir sıralamasında. Ama vergi tahsilatında Aydın 20. sırada. Yani vergi verirken Aydın 20. sırada 81 ilde ama gelirden pay alırken 44. sıraya atmışsınız Aydın'ı. En son gelirken bir organize sanayide bu son moda kesintileriniz var ya, doğalgaz ve elektrik kesintileriniz. Bir iş adamıyla konuştum. Sadece bir iş adamı 3 günlük ihracattan zararın 1,5 milyon dolar dedi. Sizin hesapsızlığınızın maliyeti 3 günde sadece bir iş adamının ihracatta 1,5 milyon dolar zararına, bu memleketin kaybına neden olmuş. Aydın'ı görmeyeni sandık gelince Aydınlı da görmeyeni.